Merhaba. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programının ikincisine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz mahallede siyaset. Konuklarımız mahalledeki AKP kitabının yazarı, araştırmacı Sevinç Doğan, kent sosyoloğu ve akademisyen Hatice Kurtuluş. Hocam hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. Şimdi doğal olarak bugünkü programda mahalledeki AKP kitabına odaklanacağız. Onun için isterseniz Sevinç Doğan'la başlayalım. Şimdi bildiğim kadarıyla Kağıthane ve Sanayi Mahallesi ile ilgili 2011-2014 arasını kapsayan bir döneme ait bir çalışma. Evet. İsterseniz bunun kapsamıyla ilgili başlayalım. Hatta belki burada yaşayan mahallelerin ihtiyaçları vesaireleri konularında da nasıl taleplerini dile getiriyorlar. Bununla ilgili de ipuçları bulabiliriz belki. Böyle başlayalım. Belirttiğiniz gibi çalışma Kağıthane'ye bağlı. Sanayi Mahallesi kapsayan bir çalışma oldu. Aslında birkaç proje ve çalışmayla birlikte yürüttüğümüz verilerden elde ettiğimiz bir kitap oldu bu. Ve benim tez çalışmamda odağımı alarak gerçekleştirdiğim bir çalışma oldu. Biz Hatice Hocalar'la birlikte daha geniş bir ekiple Kağıthane'ye bağlı 19 mahallede sözlü tarih görüşmeleri yapmıştık. Sözlü tarih çalışması yapmıştık ve burada o mahallelerin 1950'lerden 60'lardan başlayarak kuruluşları, gecekondulaşma süreci, sanayileşme süreci, 90'ların ortalarından itibaren 2000'lerden sonra sanayisizleşme süreci, yani hem kentsel sermaye süreçleri açısından hem siyasi tarihi açısından aslında İstanbul'da yaşanan dönüşümlerin kendisini Kağıthane özelinde de izlediğimiz, gördüğümüz ve hani buraların aslında temsil düzeyinde önemli mekanlar olduğunu fark ettiğimiz bir çalışma oldu. Hem bunun verileri hem de bizim başka bir ekiple yürüttüğümüz Sultanbeyli'nde AKP Gençlik Kolları ve İl Parti örgütü üzerine yaptığımız bir çalışmayla da beslenen bir taraf oldu. Dediğim gibi ben de Sanayi Mahallesi, Şirintepe gibi hani Sanayi Mahallesi bir şey, merkez gibidir. Yeşilce ve Şirintepe ile birlikte de alınabilir. Ben de bu bölgede aslında yerel siyasetin kendisini, biraz tarihsel süreçten alarak, 90'lardan alarak, özellikle 2004 sonrasında AKP'nin iktidara geldikten sonra nasıl bir dönüşüm yaşadığına bakmaya çalıştım. Ve burada hani sizin de konunuz, temel konunuz olan burada siyasal katılım biçimleri nasıl olur? Parti tabanı kimlerden oluşur? Belediye üzerinden hani yerel siyasetin kendisi hangi sosyal sınıfsal kesimleri temsilen örgütlenir ya da düzenlenir. Buradaki siyaset yapma biçimi, yani yerel siyaset yapma biçiminin kendisi nasıl sonuçlar doğurur gibi. Aslında o bölgede uzun yıllar oturmuş, orada hatta doğmuş, büyümüş, farklı sosyal sınıfsal kesimlerden insanların siyasette ilişkilerini konu aldım. Merkezde AKP olmak üzere diyebilirim. Peki. Hocam, peki bu mahalledeki siyaset böyle tarihi perspektiften de ele alırsak ne demek? Acaba nasıl anlamamız lazım? Bununla ilgili biraz bahsedebilir miyiz? Özellikle tarihi tarafına da irdeleyerek. Aslında Sevinç'in çalışmasında mahallede siyaset, yani yerelde siyaset, yerel katılım, yerelin kentsel politikaya, mahalle politikasına ya da neyse kendiyle ilgili her türlü politik karara katılımı ya da kendi çıkarlarını temsil etmesi anlamında kullandığımız bir şey yerel siyaset. Yani Türkiye'de bunun tarihi aslında tabii şeyle başlamıyor. Yani 80'lerden sonra başlamıyor. Tam tersi, ondan önce başlıyor. Ve 70, yani 60'ların sonları aslında, 68 İzmit'te belediye başkanı olarak seçilen Erol Köse, Çanakkale Belediye Başkanı Reşat Bey, sonra Ahmet İsvan İstanbul Belediye Başkanı. Yani 73'te CHP'nin 73'teki başarısından sonraki bu toplumcu belediyecilik dönemi aslında bizim yerel siyasetin gerçek anlamda bir siyasetin başladığı zamanlar olarak görüyoruz. Yani siyaset bir şeyse, o toplumsal aktörlerin birlikte katıldığı ve çıkarları üzerinden rekabet ettikleri, uzlaştıkları, çatıştıkları bir alansa siyasetin alanı,
Bunun aslında 70'lerde bu öncü belediye başkanlarıyla başladığını görürüz. Mesela onun güzel örnekleri vardır. İşte çöp grevi, İstanbul'daki çöpçülerin grevi. Merkez Ahmet İsfan'a para vermiyordur MC hükümetleri. Çöpçülerin parası ödenemiyordur ve Ahmet İsfan der ki hep beraber grev yapalım o zaman. Yani grevi belediye işçileri grev yaparlar. Ahmet İsfan da onlarla beraberdir çünkü para alamıyordur merkezden. Yani yüksek bir vesayetle, merkezin vesayetiyle sürdürülen bir kentsel politika var o zamana kadar. İşte 73'lerde bunu aşabilmek için, yani bu politikayı aşabilmek için bazı şeyler deniyorlar o dönemin belediye başkanları. Bazı yollar deniyorlar aslında. O yollar ilk nüvesi ondan sonra olacak olan bu yerelin siyasete katılmasının farklı farklı yollardan ama ondan sonra gerçekleşmesi. O zaman başlıyor. Yani tarihsel olarak oraya gönderme yapabiliriz ama bir şey vurgulamak lazım. Zaten Sevinci çalışmasında da onu çok güzel işliyor. Yani o dönemin yerelleşmesiyle daha sonraki yerel halkın siyasete katılım mekanizmaları farklı. Yani merkezileşen bir yerelleşme meselesi var. Ondan sonra Sevinç onu zaten bize şimdi detaylı anlatır. O öyle bir fark var. Yani tarihsel olarak 70'lere dayanıyor ama 70'lerden aldığı mahalleye hakim olma araçlarını başka bir perspektifle kullanıldığını görüyoruz 80'lerden sonra yeni politik süreçlerde. Hocam burada 92, yani 90'lı yıllarda özellikle bu Refah Partisi'nin Refah Partili belediyelerin seçimi kazandığı dönemde de bir değişim oldu mu bu deminki merkezileşme anlamında ya da belki güçlenme anlamında? Evet, şey arası zaten 80'deki kırılmadan sonra yani darbeden sonraki dönem 90'lara kadar bir toparlanma dönemi. Yerelin herhangi bir gücünden söz etmek mümkün değil o yıllarda. Yasal değişikliklerle uğraşılıyor. Aflar var, daha çok popülist politikalar yine görüyoruz. 90'lardan itibaren ama Refah Partisi bu yerel üzerinden. Ya aslında şunu söylemek lazım. Yereldeki mekanizmaları, yerelin nasıl işlediğini iyi okuyan bir parti başarılı oluyor. Onu iyi okuyarak iyi yönlendiriyor. Yani mahalleyi iyi okumayı da Refah Partisi ile beraber yapabiliyorlar. Yani Refah Partisi o okumaya başlıyor. Evet, mahalleyi çok iyi okuyor. Ama hangi mekanizmalarla okuyor? Sevinç onu güzel çalıştı. Sizin bahsettiğiniz örnek Kağıthane'de de hani görmüştük hocam, değil mi? Mesela Kağıthane'de 80'den sonra hani darbe süreci oluyor. Sonra AMAP iktidara geçiyor. O zaman Kağıthane bir belde ve Şişli'ye bağlı bir belde. 87'de ayrılıyor. 89 seçimlerinde mesela AMAP'ın daha kentin merkezlerini ön plana alan, daha orta ve üst sınıfları merkeze alan politikası karşısında SHP 89'da Kağıthane'de iktidara geliyor mesela. Ve iktidara geldiğinde tam bu bahsettiğimiz aslında kentin olanaklarından da faydalanamayan bizim yoksul diyebileceğimiz mesela böylesi gruplara hitap ediyor. Yoksul ve daha muhalif kesimlerin, hani Kağıthane bir varoş olarak nitelendiriliyordu o zaman mesela, ciddi bir yükseliş sağlanıyor. Tabii Refah Partisi deneyimi hani bambaşka bir deneyim ama biz Milli Görüş Hareketi'nin yerellerden başlayan bir süreçle birlikte iktidara geldiğini, hani Refah Partisi'nin 90'larda o patlayan belediye adaylarının hani kazanımlarıyla birlikte çok daha net görüyoruz. Tabii AKP 90'larda edinilen böylesi deneyimlerin ve kazanımların kendisini çok daha profesyonelleştiriyor bugün. Yani Sanayi Mahallesi ya da Kağıthane üzerine baktığımızda partinin kendisinin çok ciddi olarak mesela mahalle bazlı örgütlendiğini, hatta sandık bazlı, sokaklara inerek sandık bazlı örgütlendiğini görürüz. Buralarda mahalle yönetimlerinin kendisi özellikle seçime odaklanarak, seçim süreçlerine odaklanarak çeşitli birimler oluşturmuşlardır. Kadın kolları, gençlik kolları, ana kademe gibi. Mahalledeki bu yönetimin bir benzeri ilçede vardır. İlçedekinin bir benzeri ilde, ilden genel merkeze uzanan hiyerarşik bir yapı içerisinde işleyen bir şeyden bahsedebiliriz. Ama belki buraya gelirken şunlar da açılabilir. Bugün
Mesela halk meclisleri örneği vardır kağıthane üzerinden görülen. Aslında halk meclisleri örneği ilk defa Refah Partisi Belediye Başkanı'nın ortaya attığı bir fikir gibi görülür. Öyle değildir aslında. SHP döneminde zaten seçtiklerini denetle meselesi ve şeffaflık belediyelerde meselesi çok fazla gündem edilmişti. Ve mesela Refah Partisi Belediye Başkanı o dönem için çok önemli bir sözü vardır. Bizim için iktidara gelme açısından halk meclisleri çok önemliydi der mesela. Yani halk meclislerinin kendisinin çok belirleyici olduğundan bahseder. Bence bu önemli. Çünkü şeyin farkındalar, Hatice Hoca'nın dediği gibi, o yerelin kendi nabzını tutma, yerele kulak vermenin kendisinin ne kadar önemli olduğunu farkındalar. Bugün biraz daha popülist bir tarzda da olsa aynı işleyişin devam ettiğini görürüz mesela halk meclisleri örneğinde. Ama bahsettiğimiz anlamda bir halk meclisi değil aslında. Yani bu halk meclisleri aslında iktidarın kendi taleplerini, kendi kanaatlerini, kendi oluşturduğu gündemlerin yukarıdan aşağıya kılcal damarlardaki gibi yayılmasıdır aslında. Yani yerelin talep ve isteklerinin, yerelin muhalefetinin ve hoşnutsuzluğunun merkeze iletilip oradaki siyasete bir etkiden ziyade iktidarın kendisini aslında yereli dönüştürdüğü, şekillendirdiği, meşru kanallara ve kavramlara sınırladığı bir şeyden bahsedebiliriz. Hani. Hatta algıyı yarattığı. Yani yukarıdan aşağıya mahalleye dair bir algı da yarattığı. Yani mahallenin talepleri var ama yukarıdan o örgütlenme biçimiyle mahallenin halk meclisine gelen tartışma konusu o mahallenin gündemini belirlemeye başlıyor. Mahallenin kendi gündeminin dışında bir gündem. Çok politik bir gündem olabiliyor. Yani biliyorsunuz mahalleliler genel politikayla ilgilidirler. Gazete düzeyinde, televizyondaki haberler düzeyinde ama gerçek politik anlamda kendi sorunlarıyla ilgilidirler. İşte oranın su problemi mi var, yol problemi var, çamur problemi mi var, sabahları çocuklar okula giderken tehlike mi var, mahallede bir işte uyuşturucu satıcısı mı var, bunun güvenliği mahallenin. Yani asıl mahalleli bunlarla esas ilgilidir ve bunların ya da hizmetler, bunların iyi sunulması, kendilerini ifade edebilmeleri. Ama öyle bir şey olur ki mahallenin o toplantısında bunların hiçbiri değil, çok Türkiye'nin ana gündemine dair bir şey. Yani orada çözülemeyecek, orada bir karar verilemeyecek, bir sonuç alınamayacak bir gündem orada konuşulur. Yani bu aslında aşağıdan yukarı değil, yukarıdan aşağıya mahalleyi yönetmin. Orada güzel bir şey var aslında. Hani biz siyaset diyoruz, Batı dillerinde politika deniyor. Yani orada hani seyisten geliyor. Geliyor, evet. Yani biz aslında siyaset yaparken bir at terbiyeciliği, yani onu yönetiyoruz. Yani bir yönetiyoruz, bir terbiye ediyoruz mahalleyi aslında. Yukarıdan aşağı bu. Aşağıdan yukarı ise oradaki mahalleli tek tek içinde çelişkilerle de, hatta kendi çatışmalarıyla da sorunlarını yukarı taşıp çözün bunları. Biz aramızda bile çözemiyoruz. Siz müdahale edin ve bize bir yol gösterin diyen bir şey. Bir o var. Bir de yani tarihsel şeyleri kaçırmamak lazım, momentleri, anları. Şimdi 73'lerde başlayan bu yerelin güçlenmesi, halkın kendi lafını söylemesi, kendi üretimini yapması, yönetime katılması, kararların sorulması halka gibi süreçler, 70'lerde bu politikalar, o parasızlık, mali krizler döneminde zaten uygulanamıyor. Yani halkla belediye birlikte bir şey yapıyorlar, ortak karar alıyorlar ama o proje uygulanamıyor çünkü para yok. Yani o ağır mali şeyler, işte MC dönemlerinin belediyeleri süründürme dönemi. 80'lerde de, 89'da işte biliyorsunuz SHP'li belediyeler geliyor. Onlar tekrar bir kez daha, bir atak daha yapıyorlar. Yani bu halkın yönetime katılması, yoksullara gitmek, varoş tırnak içinde söylüyorum, ulaşmak vesaire. O da yine bir engelle karşılaşıyor ve yani tabii CHP'nin kendi içi, her zaman kendi içindeki problemlerle de kaynaklı. Yine iktidarı elden kaçırıyorlar. Tam aslında bu kurdukları şeyi tam yapacakken yine iktidarı kaçırıyorlar. Ama o bütün o 70'lerde kurulan söylemi ve 89'da 94 arasındaki bu alt süreçlerin hazırlanmasının üstünde Refah Partisi rahatlıkla hareket ediyor. Evet. Ve üstelik de
Bir altyapı olmuş oluyor yani. Altyapı hazır. Üstelik de mali problemler önceye göre aşılmış ve merkezle ilişkiler kolaylaşmış. Güçlü bir şey var, ilişki var. Ve çok son derece güvenli bir düzlemde o politikaları uygulamaya başlıyor. Ama öyle değil. Yani aşağıdan yukarı değil. Ama o düzlemde yukarıdan aşağı. Yani zemin mümkün artık onun için. O zemin hazırlanmış oluyor. Evet, şey çok önemli hocam. O belirttiğiniz yani muhalefetin, toplumsal muhalefetin alternatif siyasal söylemde bulunan, alternatif siyasal yönetme biçimlerine aday olan muhalefetin kendisi aslında iktidar talebinde bulunan ya da iktidara gelmek isteyen başka Refah Partisi gibi kendilerinin deyim de çevrede bulunan, çevre çeperde bulunan siyasetlerin argümanlarını da aslında daha nasıl desek, daha o anlamıyla yerele ve demokrasiye yani daha fazla ön plana çıkartan bir söyleme itiyor aslında. Mesela bugün muhalefetin daha sustuğu, daha sessiz kaldığı, alternatif siyasal söylemlerin daha fazla damgalandığı bir süreçte aslında iktidarın ya da iktidara aday olacak olan kesimlerin üretecekleri kanallar da, söz üretecekleri kanalların kendisi de daralmış oluyor ve aslında sizin düşüneceğiniz, tahayyül edeceğiniz ve geleceğe dair bir şey, alternatif olarak koyacağınız şeylerin kendisi de daralıyor. Mesela şimdi Refah Partisi belediye başkanının 1992'de daha kazayla belediye başkanlığı seçimini kazanıp geldiği yıl söylediği bir şey var. Bence bu çok önemli. Halk yönetiminden bahsediyor. Şimdiye kadar halkımız hep yönetildi. Halkımızın cahil olduğu, dolayısıyla kendi kendisini yönetmeye yetenekli olmadığı sürekli iddia edildi. Halkımız sadece oy deposu olarak görüldü. Sadece belli dönemlerde sandık başına giden halkımız seçme ve seçilme hakkını sözüm ona kullandı. Halkımız kendisini yönetecek temsilciler seçti ve bu temsilciler aracılığıyla yönetilmeye razı oldu. Türkiye'de var olduğu söylenen yönetim halk yönetimi değildir, iktidar seçkinlerinin yönetimidir. Şimdi bir belediye başkanının adayına bu cümleleri ya da bu siyasi tahayyülde konuşabilme yetisini veren şey o dönemin siyasal atmosferidir aslında. Muhalefetidir. Ve o kağıthanede bir belediye başkanının böyle konuşmak durumunda olması aslında oradaki alternatif siyaset mekanizmalarını da anlatan bir şey bize. Şimdi bugün böyle bir dil kurulmuyor. Hatta tam tersine yani bir millet iradesi, yani bir temsil siyasetinin sürekli kutsandığı bir siyasal atmosfer var. Ve o temsil mekanizması içerisindeki her kesimin buna katılıp katılmadığı bile tartışmalı ve muammayken. Evet, burada siz belediye başkanından bahsetmişken belki biraz da bu mahallelinin ihtiyaçlarıyla alakalı olarak belediyeyi belki bir mercek altına alabiliriz. Belediye de tabii onların temsilcisi belediye meclisi ve belediye meclisi üyeleri var. Bunlarla ilgili neler vardı araştırmaya dönersek eğer? Bunlarla ilgili bir takım bulgular var mı? Onlardan bahsedebiliriz. Yani aslında hani dediğim gibi biz partinin kendisine odaklanan bir çalışma oldu mu? Parti örgütü içerisinde belediye meclis üyesini oluşturan temsilciler de var. Ama bunlar da partili aktörler aslında. Partili aktörler ve hatta partililer sahaya inerken belediye başkanımızın selamını getirdik diyorlar. Yani orada aslında sadece parti adına değil aynı zamanda belediye adına da hareket ediliyor. Yani burada belediye ve partinin %100 bir çakışması var aslında. Bu önemli bir şey değil mi hocam? Yani bu bizim geçmişte de görmediğimiz, en azından bugünkü kadar meşru ve bugünkü kadar normal kabul edilmeyen bir şeydi. Normal kabul edilmemesi gereken de bir şey aslında baktığımız zaman. Tabii belediye meclis üyelerinin ve belediyenin kendisinin kağıthane gibi hem aynı zamanda sanayi mahallesi gibi hem çok farklı sosyal sınıfları barındırdığı, etnik anlamda, mezhepsel anlamda, bahsettiğim gibi sınıfsal anlamda çok farklı grupları barındırdığı bir yerde hangi toplumsal kesimleri temsil ettiği ya da hangi sınıflarla ittifak kurduğu, sosyal sınıflarla ittifak kurduğu meselesi önemliydi. Çünkü 2009 yılında belediye meclis üyelerine baktığımız zaman çoğunluğunun aslında inşaat ve ticaret sermayesiyle öyle ya da böyle ilişkili olduğu kesimler olduğunu görüyoruz. Oysa sanayi mahallesinde, kağıthanede aslında ücretli çalışan sınıfların yoğun olduğu yerlerdir. Mesela belediye meclis üyeleri arasında sadece 3 kadın vardı.
Yani takdir edersiniz kaç, ki. Kaç üye? 30 üyeden, 30 üyeden 3 tane. %10 kotası var partinin. Ama CHP'li 2009'dan bahsediyorum. CHP ve MHP'nin belediye meclis üyelerinde hiç kadın yoktu mesela. AKP'den de sadece 3 tane vardı. Yani bu bize belediye meclisinin bir erkek meclisi olduğunu gösteriyor aslında. Yaş grubu açısından daha orta yaş ve biraz daha 40'lı yaşların diyebileceğimiz yani genç kesimlerden oluşuyor. Eğitim sermayesi açısından da hani eğitim sermayesi yüksek kesimler diyebiliriz ama aynı zamanda aslında yukarıya doğru sıçrama yaşamak isteyen yani eğitim sermayesini aslında bir kariyerinin bir parçası gibi görmek isteyen. Çünkü dışarıdan üniversiteyi bitirmek isteyen meclis üyeleri de çoktu vesaire. Hem parti içerisinde ya da belediyede yükselmek. Çünkü üniversite mezunu olamadığınız zaman bir sürü adaylıktan vazgeçmiş oluyorsunuz. Böyle de bir tarafı vardı. Ya bütün bunlar ama bize şunu anlatıyor. Mesela bir işçinin, ücretli çalışan birinin, bir ev kadınının, mesela toplumun çok büyük bir kısmını oluşturuyor ev kadınları. Aslında yerel yönetimlerde, hani kurumsal yerel siyasetin kendisinde söz sahibi olamayacağını da gösteriyor. Aynı zamanda yapısal, kimi sorunları yaşayan, bölgede oturan, kimi etnik grupların da mesela üniversiteye gitme imkanı olmayacak, çeşitli göç dönemlerini yaşamış, zorunlu göçleri yaşamış kesimlerinde, etnik kesimlerinde, böylesi olanaklardan yoksun kesimlerinde buraya ulaşamaması demek. Yani hem o kurumsal siyaset mekanizmasının kendisi aslında sınıfsal anlamda çok dar, hem de doğrudan sınırlamalara sahip olmasa da, dolaylı sınırlara da sahip olması açısından oradaki halkın söz söyleyebileceği, orayı denetleyebileceği bir yapı gibi işlemediğinden bahsedilebilir aslında. Peki, hocam sizin bununla ilgili ekleyeceğiniz varsa… Evet, orada bir şey söylemek isterim. Şimdi aslında bir taraftan da o belediye meclisleri ve mahalle çalışmaları partilerin aynı zamanda da kendi ileriye yönelik siyasi aktörlerini de devşirdikleri bir yer oluyor. Değil mi? Yani yerelde çalışan, mahalle çalışmasını çok yoğun bir biçimde katılan kadın ya da erkek, tabii çoğu zaman erkek ama mahallede kadınlar çok çalışıyorlar. Çünkü evlere ulaşmak, haneye girmek açısından kadın çok güvenilir bir kişi cinsiyet olarak. Ama aynı zamanda o çalışma kapasitesi, oradaki performans onları partinin daha yüksek bir yerlerine de getiriyor. Ya da iş alanında da. Yani daha yoğun çalışan mesela piyasadaki bir ihalede ya da başka bir şeyde daha etkin rol oynayabiliyor. Yani bu hani iç içe bir mekanizma sanki. Yani mahalledeki siyaset, oradaki mahalledeki siyaset sadece siyaset değil gerçekten. Yani başka mekanizmaların işlediği bir kariyer alanı aynı zamanda gibi. Yani bu çalışmada da görünüyor. Peki kadınlardan biraz böylece bahsetmiş olduk aslında ama sizin araştırmada, kitapta bir de gençlerle ilgili de bulgular var. Orada nasıl bir durum söz konusu? Yani gençlerin katılımı, siyasi harekete katılımı nasıl gerçekleşiyor? Örnekleri var mı? Yani Türkiye'de siyasi partilere katılım oranı gençler arasında çok yüksek değil aslında. Ama AKP bunu bir nebze olsun önemseyen, yani hani parti içerisinde gençlik kollarının yerel örgütlenme açısından bir önemi var. Ama hani bir ağırlığı var mı deseniz bir ağırlığı yok. Gençlik kolları daha çok böyle bir okul gibi ve Hatice Hoca'nın bahsettiği şey mesela gençlik kollarında çok net bir şekilde görülüyor. Gençlik kolları orada aslında siyasete dair sizin geleceğinizi, planlarınızı ve kariyerinizi oluşturabileceğiniz bir yol gibi görülüyor. Burada mesela gençlerin talepleri, yaşam tarzları açısından, eğitim meselesi açısından ya da o mekanın kendi kullanımı açısından gibi pek çok soruyu ya da sorunu dile getiriyor mu diye sorduğunuzda böyle bir şey çok yok. Tam da o bahsettiğimiz mesela iktidarın özneleştirme pratiklerini de gördüğümüz bir yer. Yani gençlik kollarından görüştüğüm kişiler dindar nesil yetiştirme projelerinden bahsettiler mesela. Yani toplanma mekanı olarak camilerin olması ya da bir gencin nasıl bir yaşam sürmesi gerektiği, evlilik hayatını nasıl sürdürebileceği, evlenirken bunu nasıl dayanıklara dayandırabileceği gibi şeyler mesela. Aslında
işlenen şeyler. Yani burada bahsettiğimiz anlamda gençlerin ya da gençleri tartışmak, gençliğin sorunlarını tartışmak gibi bir şeyden çok bahsedemeyiz. Ama kadın kolları için mesela bir takım olumluluklardan bahsedilebilir. Çünkü Kağıthane'de ve Sanayi Mahallesi'nde kadınlar daha çok ev kadınları ve orta yaş grubunu oluşturan kadınlar. O güne kadar evlerinden çok fazla çıkma imkanı bulmayan kadınlar aslında. Ve yerel siyasetin, hani bahsettiğimiz anlamda böylesi bir yerel siyasetin kendisi o kadınları evlerinden dışarı çıkmasına yol açan bir takım dinamikler sağlayabiliyor. Bu anlamıyla mesela pek çok kişiden evde kös kös oturuyorduk ama şimdi kendimizi bir işe yarar hissediyoruz diyor mesela kadınlar. Yani bir mobilizasyon sağlıyor. Eğitim alıyorlar mesela partide. Üniversite hocalarıyla yan yana geliyorlar. Bu sınıfsal kısıtlarını ve aynı zamanda mekansal kısıtları da aşmak demek. Parti bürokratları ya da üst düzey yöneticilerle yan yana gelmek, organizasyonlara gitmek, şehir dışına geziler düzenlemek vesaire gibi yaşam tarzı açısından da sembolik önemi olan kazanımlar. Ama tabii bütün bunlar aynı zamanda kadınların ailedeki rollerini bastıran, pekiştiren, kadınlık rollerinin İslami ve dini referanslara ve değerlere atıflarla yapılan, erkeğin her şeye rağmen siyasette belirleyiciliğin merkezdeki konumunu eleştirmeyen ya da ona yönelik bir muhalefet oluşmasını engelleyebilecek tarzda bir hem ideolojik formasyonda da hem de yapısal bir işleyişle, yani örgütsel işleyişle de oluştuğundan bahsedebiliriz burada. Bana şey de önemli geliyor yani, burada Hatice Hoca'nın bahsettiği kadınlar aslında yerelde çok önemli aracılar. Yani hani biz iktidar siyasetinin kadınları birer özne olarak konumlandırmadığını ama kadınların enerjilerinin, kadınların potansiyellerinin iktidarın yeniden üretimine harcanabilecek kanallarla aslında bir yerlere getirildiğini görüyoruz. Çünkü kadınlar mesela kentsel dönüşüm projelerini evlere gidip anlatıyorlar belediyenin yaptığı. Ve bunu överek de anlatıyorlar. Kim asansörlü bir yerde oturmak istemez ki? Bakın böyle bir site olacak, bu sitede bunlar olacak falan diye. Yani bizim sanayi mahallesi gibi tıkış bıkış binalarla, hiçbir park alanının olmadığı, kamusal alanın toplanma yerlerinin olmadığı bir mekanda, yani o hava kirliliğinin çok yüksek olduğu trafikten geçilmeyen mahallelerde tabii ki kentsel dönüşümün bir alıcısı var. Yani hani bugün İstanbul'da kime sorsanız İstanbul'daki yapılaşmadan, trafik sorunundan, çevre sorunundan, hava sorunu bir sürü şeyden bahsedebilir. Partililerin bir kısmı da mesela Sarıyer'de oturuyordu. Mahallede doğup büyümelerine rağmen mahallede oturmuyordu. Çünkü yaşanılacak bir yer olarak görmüyorlardı onlar da. Yani var olan bu sorunların kendisini yerellerden çıkabilecek önerilerle ya da eleştirilerle yerel siyasetin ya da belediye siyasetini yeniden şekillendirmek yerine mesela kentsel dönüşüm gibi, hani Hatice Hocam daha iyi bilir, o konularda çalışıyor. Tepeden inmeci, dayatmacı ve hiç kimsenin söz hakkına sahip olmadığı, sadece işte ekonomik gücü olanın, belediyeyle ya da partiyle ilişkisi olanın kendisini bir yere getirebildiği bir mekanizmayı da mesela savunabiliyorlar vesaire. Orada bir şey ekleyelim. Bana şey çok ilginç gelir. Şimdi bu merkezi politikanın kadınlar aracılığıyla yerelde insanları evlerine kadar ulaştırılması. İşte günlerde, mevlitlerde vesaire o toplantılarda bunun oraya kadar, yani evin içine kadar girebilmesi. Bunu ben şeye benzetiyorum. Hani bu 50'lerden sonra Amerika'daki ellerinde çantasıyla mal satan pazarlamacılar. Yani pazarlama işini çok başarılı bir biçimde yapabiliyor kadınlar. Çünkü birbirleriyle temas edebilmelerinin önünde bir engel yok. Siz pazarlamacıya bile kapınızı o kadar rahat açmazsınız. Ama komşunuz kadınların arası günde geliyor ve o gün orada bir şey anlatıyor. Partinin merkezinden gelen ya da belediyede ona verilmiş bir görev, yani o kentsel dönüşüm projelerinde bir ikna rolü diyelim ki, onu geliyor, yani tam hani böyle hücrenin içine girip orada patlatıyor şeyi, bombayı. Yani çok akıllıca bir şey. Bir şey daha var. Yani orada aslında
bu kadınların siyasete katılmasından çok bana kadınların siyaseti pazarlaması olarak görünüyor. Ama kadınlar açısından öyle mi? Hayır. Orada başka bir şey var. Şimdi bu dışarıdan böyle bakarken böyle görünüyor ama içeriden şöyle bir şey var. Kadınların kamusal alana katılmasını o kadar zayıf ki Türkiye'deki. Yani Türkiye aslında siyaseten değil, normalde çok muhafazakar. Hele kırsal bölgelerden oluşmuş, yani kırsal bölgelerden göçlerle oluşmuş gecekondu mahalleleri. Bir iç muhafazakarlıkları var. Yani politik 78'lerden itibaren değişimler oldu, politik öğrenciler oralara gittiler, orada bazı dönüşümler yaratmaya çalıştılar, yani sol politik gruplar falan. Ama sonuçta mahalle çok içedir. Mahalle her zaman öyledir. Literatürde mahalle içe kapalıdır, muhafazakardır. Dışarıdan gelen birine bu kimmiş diye herkes bakar. Almak istemezler kimseyi mahalleye, yabancıları. Şimdi böyle bir mahallede kadınlar aslında evden çok çıkamazlar. Yasaktır yani. Bir gizli yasak vardır. Başına eşarbını, başörtüsünü, türbanını çakıp ben şimdi bugün çıkıyorum dışarı, gidiyorum, gezeceğim falan diyemez. Nereye gideceğini hesabını verecek, ne yapacağını bilecek. Şimdi politikanın bu biçimde içine girmek onu daha yukarıdan bir emirle olduğu için hesapsızlaştırıyor. Yani emri eşinden ya da kayınbabasından ya da abisinden ya da hatta çocuğundan almıyor. Oğul olan, yani erkek olan oğlundan almıyor. Partiden alıyor. Şimdi emir demiri kesiyor. Yani partiden gelen emir kadınlara o önündeki engelleri, sokağa çıkma, kamusal alanda bir şey yapma engelini ortadan otomatik olarak kaldırıyor. Ve aslında bir çeşit özgürlük yaşıyor kadınlar orada. Yani burada yani sanki... Katılımda siyaseti bir araç gibi kullanıyor. Ve kadınlar açısından baktığımızda, yani siyasete kadınlar açısından baktığımızda kadınlar için o engeli kıran bir şey. Yani onu kamusal alana çık. Hangi kamusal alan? Tamam, uzun tartışılır ama onu yine de kamusal alana çık. Hatta politikanın bir parçasıymış gibi hissettiren. Bak, ben bugün gidiyorum ve partimin politikasını insanlara anlatıyorum. Onları partime çekiyorum. Ve büyük bir rol gibi benimsiyor. Aynı zamanda kadınlar siyasetin temiz yüzü, değil mi hocam? Evet. Yani hani mesela... Üretmiyor politikayı çünkü. Yani evet. Çok temizler hakikaten. Var olanı uyguluyorlar. Evet. Yani onlara verilmiş emirleri, bazıları çok yetenekli bir biçimde, insanın yeteneğine bağlı, hani pazarlamacının da yeteneklisi, yeteneksiz olduğu gibi. Yani onlara verilmiş görevleri büyük bir yetenekle ya da yeteneksizlikle yerine getiriyorlar. Yani orada şöyle bir şey var ama o çok önemli. Zaten Sevinç'in çalışması da var ama karar alma mekanizmalarında, politika üretmede, mesela kadınlara yönelik bir politika üretimi kağıthanede ya da sanayi mahallesinde, bir işçi sınıfının yoğun olarak yaşadığı, gecekondu nüfusunun çok yoğun olduğu bir bölgede kadınların mutlaka sorunları var. Yani o cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklı evin maddi meselelerinde eşit pay almakla mutlaka problemleri var. Bunlara dair bir politika üretimi ama aşağıdan yukarı gelip partiye gitmiyor. Bunu mesela bu çok önemli meselesinde gördük aslında. Çünkü mesela mahalle başkanları, mahalle yönetimleri, ilçe yönetimleri ya da belediye meclis üyeleri belirlemedeki kriterlerden biri aslında şuydu. Hani bir sürü kriter var aslında, ekonomik kriterler. Yani ilçe yönetimi ve belediye yönetiminde yer alacakların aslında boş vakti olan ve kendi hesabına çalışan. Yani aslında ücretli çalışmayan kesimler olması, sabah 8, akşam 5 çalışmaması, ekonomik sermaye bunlardan bir tanesi. Bahsettik, eğitim sermayesi bunlardan bir tanesi. Bir de sembolik sermaye var. Yani sizin toplumsal alanda nasıl bir üne, nasıl bir ünvana, nasıl bir statüye sahip oldunuz? Burada mesela şunu söylemişlerdi. Biz aday olacak arkadaşlar, mahalle başkanı ya da mahalle yönetiminde yer alsa bile, hani daha yukarıya çıkmayalım, nasıl tanınıyor? Ahlaki olarak herhangi bir kusuru var mı yok mu diye bakıyoruz, kadın kollarındaki arkadaşlara soruyoruz. Hani onların bir duyumları var mı diyorlardı. Şimdi bir mahalle başkanı ve bir mahalle yönetimini oluştururken bile böylesi kriterlere sahip bir yapının Ensar Vakfı gibi bir mesele patladığında mesela, değil mi, taciz, tecavüz meselesi patladığında bir söz söylemesini beklerdiniz. Çünkü kadın kolları işi partide azımsanmayacak düzeyde. Yani kadınların ciddi ağırlıkları var. O temiz yüzü dedik ki 17-25 Aralık yolsuzluk meselelerinde de mesela kadınların özellikle sahaya çıkması istenmişti. Bunları kadınlar kendileri söylediler mesela.
hani geri dönersek, burada kadınların söz söylememesi bana çok ilginç gelmişti. Eminim kadın kollarında buna laf edecek, buna söz edecek bir sürü insan vardır, vardı. Ama biz bugün bu mesele üzerinden kimsenin söz etmemesini tam da o bahsettiğimiz gibi o siyaset yapma biçiminin kendisinin, o siyaset kanallarının kendisinin buna kapalı olduğunu ve aslında her şeyden orada bir erkek siyasetinin merkezde olduğunu gösteren bir şey. Ve Hatice Hoca'nın dediği gibi bu sadece iktidar partisine sınırlayacağımız bir şey değil aslında. Türkiye siyasetinin geleneğinde var olan bir şey. Yani siyasetin yukarıdan, siyaset gündeminin yukarıdan oluşturulmasıyla biraz alakalı bu galiba son, evet, son söylediğiniz. Ya peki bunu sadece üstelik sadece AKP ya da hani Refah dönemine, Refah Partisi AKP şeyini düşünürsek giydirmemek lazım. CHP'de de var. Yani CHP'de de kadınlar içeride çok etkili ve kadın politikası yapma isteyen kadınlar var. Sözlerini söyleyebilen kadınlar var ama politikalarına baktığımızda, CHP'nin genel politikalarına baktığımızda pek kadın renginin, kadın ruhunun göründüğü politikalar olmuyorlar ve genellikle de orada da daha etkin pozisyona gelebilen kadınlar genellikle partinin genel parti programına çok bağlı. Onunla çelişkiye düşmeyen kadınları görüyoruz. Çelişkiye düşenlerin ayıklandığını, aşağıya doğru kaydırıldığını görüyoruz. Yani bu sadece AKP'ye ait bir şey değil. Evet. Türkiye siyasal geleneğini. Türkiye'nin siyasal. Evet. Ama evet, işte tam da burada kadın hareketlerinin, özellikle 2000 sonrasında değil mi, çok daha görünür olan feministlerin, feminist hareketin kendisinin aslında nasıl önemli bir dinamik oluşturduğunda, hani sokağa çıkan kadınların kendisinden en sonki taciz meselesinde de mesela hani bizim bahsettiğimiz anlamda parti siyasetini, hani resmi parti siyaset kanalları dışında hani toplumsal alanın kendisinin de bir şekilde o muhalefet potansiyelini gösterdiği bir örnekti mesela en son yaşadığımız taciz meselesi. Peki mahalleye dönersek, hı hı, bir aldığım notlardan bir tanesi buradaki toplumsal aktörler diyebiliriz. Hı hı. Daha da ayrıntıda sivil toplum kuruluşları, semt dernekleri ya da hemşeri dernekleri. Hı hı. Yani bunlar da aslında katılımın unsurlarıdır. Evet. Bunlarla ilgili bir şeyler var mıydı araştırmanız sırasında, gözlemleriniz oldu mu? Hı hı. Belki buna da bir bakabiliriz, hı hı, son bölümden önce. Yani yerelde aslında çok fazla siyasal aktör var. Özellikle biz hani 70-80'lerde çok daha fazla siyasal aktör olduğunu görüyorduk. Yani hani buna sivil toplum kuruluşlarından farklı siyasi oluşumlara kadar bir sürü şey dahildi. Hemşeri dernekleri de sanırım bunların başında geliyor ve bugün hala biz biraz unutmuş olsak da hemşeri siyaseti devam mı ediyor dediğimizde evet devam ediyor. Hemşeri dernekleri önemli mekanizmalar. Yerel siyaset açısından da hemşeri dernekleri ulaşılması gereken, desteği sağlanması gereken, bir şekilde orada hemşeri derneklerinde başkanlık yapan ya da yönetiminde yer alan, yani sosyal sermayesi geniş kesimlerin yer aldığı bir sosyal ilişkiler ağı olarak sizin temas etmeniz gereken bir yer. Ama burada da dediğim gibi hani yerelde siyaseti konuşurken aslında STK'ların ya da hemşeri derneklerinin kendisinin yerel yönetimlere gidip bir talebi, isteği olmasından çok aslında iktidarın kendisinin oralara gidip oralardan temsilciler seçip aslında kendi iktidar, yani yerelde kendi iktidar temsilcilerini yaratmasından bahsediyoruz aslında. Bugün mesela Kağıthane'de konuştuğunuz zaman ilçe yönetim üyeleri arasında Gümüşhane Derneği başkanları vardır ya da Sivaslılar Derneği başkanları ya da yönetimde yer alanlar vardır vesaire. Şimdi tabii burada eğer Gümüşhaneliler ya da Sivaslılar, Kağıthane çok nüfus açısından çok ya da hem nüfus hem de nüfuslu olma anlamında çok geniş kesimleri temsil ediyorsa sizin oradaki temsilcinizin hemşeri kriteri çok önemli. Yani diğer STK'lar için de bahsedebiliriz, dernekler ve vakıflar için de mesela sanayi mahallesi gibi yerlerde çok fazla vakıfların açıldığını, derneklerin açıldığını görüyoruz. Özellikle 2004'lerden, yani 2000'lerin ortalarından itibaren. Burada da mesela benzer bir işleyişten bahsedebiliriz aslında. Yani siz iktidarın meşru kıldığı
siyasi söylemler ve siyaset yapma biçiminde kaldığınız sürece yerel siyasete değebilirsiniz. Yerel kurumsal siyasete değebilirsiniz ama dediğim gibi bu aslında karşılıklı bir ilişki içerisinde. Sizin iktidar bir platform olarak görüp onu desteklemeniz ve iktidarın da sizi bunun karşılığında örgütlenme alanlarınızı ya da söz söyleme alanlarınızı açmasıyla ya da en azından sınırlamamasıyla ilgili bir şey olarak görülebilir. Bu açıdan muhalefetin eskisi gibi yerelde söz söyleyebilme sınırları da, yapma biçimleri de, yapma biçimleri açısından bu kadar şanslı olmadıklarını belki belirtmek gerekiyor. Peki, son bölüme girerken biraz da şuna bakabilir miyiz? Mahallede siyaset acaba mahalleliler yani orada yaşayanlar için bir fırsat içeriyor mu? Yani nasıl bir fırsat içeriyor? Veya şöyle de sorabiliriz, gerçek bir mahalle siyasetinden bahsedebilir miyiz? Bununla ilgili neler söylenebilir? Belki biraz olumlu bir bakış olarak. Evet, ya mahalle aslında ya galiba mahallelerimizde kalmıyor. Yani şimdi bir defa onu söylemek lazım. Oradan başka bir olumlu tarafa geçebiliriz belki ama yani mahalle dediğimiz olgu da artık çok parçalanıyor, ayrışıyor. Böyle bütün şimdi hele bu büyük kentsel dönüşüm projeleri falan yani o bildiğimiz mahalle çok kıymetli bir şey miydi tartışılır eskiden de ama yani ben o kadar da kıymetli olduğunu düşünmüyorum yani böyle her şey nostaljik bir biçimde ah mahallelerimiz diyor o mahallede dedikodunun da olduğu her şeyin de tartışılamadığı bazen bazı grupların her zaman hakim olduğu falan bir mahalle olabilirdi o mahallelerimiz yani hani böyle çok nostaljik bir şekilde ah mahallelerimize ne oldu demek istemiyorum ama şunu demek istiyorum yani aslında mahalle dediğiniz yer o mahalledeki bütün çıkar gruplarının bütün cinsiyet gruplarının, yaş gruplarının, meslek gruplarının neyse o mahalle nasıl bir mahalle ise onların kendi çıkarlarını temsil ettikleri ve oradan yukarıya doğru bu çıkarları talep ettikleri bir yer olduğunda bir mahallede siyasetten bahsedebiliriz. Yani siyaset böyle bir şey teorik anlamda. Ama eğer olay öyle değilse de şöyle oluyorsa o mahalledeki aslında hani bu Lafebvre'nin bir şeysi var, somut mekan dedi. Yani somut olarak orada oluşmuş olan cami dernekleri, hemşeri dernekleri, başka türlü dernekler. Bunlar gerçekten o büyük göçün mahallede yarattığı ara mekanizmalar. Yani insanların dayanıştıkları ya da bir aidiyet kurmaya çalıştıkları tür mekanizmalar. Şimdi bunlar somut var. Bunlar üzerinden siyasete katılmak söz konusuyken Sevinç'in dediği gibi bunları siyasetin içine yukarıdan aşağıya katarak bunları dönüştürmek, siyasete konu etmek meselesi aslında şu anda yaşadığımız şey. Yani mahalle şöyle bir şey kullanıyor bütün parti örgütleri, bu AKP ya da şeyden bahsetmeyeceğim. Der ki mahalleye ulaşalım, mahalleliye ulaşmak dedikleri bir şey var. Niye ulaşıyorsunuz mahalleye? Bırakın mahalle size ulaşsın. Yani mahallenin size gelen talepleriyle bu iş sürsün öyle değil mi? Yani ben mahallemde diyorum ki işte baz istasyonları konuşuyoruz. Bu baz istasyonları istemiyoruz biz bu mahallede. Ben bunu istemediğimi ulaştırayım ve bu kanallarım açık olsun. Ama bu olmuyor mesela. İstanbul'un, Türkiye'nin her yeri, bütün mahalleler, apartmanların üstleri baz istasyonu dolu. Ama bu arada bu olurken ben orada hiç sesimizi çıkaramıyoruz mahalleli olarak ve hepimiz ortakız o konuda. İstemiyoruz. Bu bizi kanser yapıyor falan diye düşünüyoruz. Yani öyle ya da böyle. Ama bu arada bunu yapamazken öbür tarafta belediyelerin, herhangi bir belediyenin, hangi belediye bunu yapacaksa, kentsel dönüşümle ilgili mahallede ikna ettiği gruplar, bazen muhtar oluyor, bazen kentin o mahallenin ileri geleni oluyor, bazen o parti temsilcisi oluyor. Onlar üzerinden ama mahalleye ulaşıp kentsel dönüşüme sizi ikna etmeye çalışıyor. Ya da mahalledeki başka bir şeye. Kendi gündemine uygun olarak. Yani evet. Biz o zaman demek ki mahallede siyaset derken aslında doğru olanı, hani aşağıdan yukarı bizim taleplerimizi, bizim kendimizi orada inşa etme halimize dair taleplerimizi yukarıya ulaştıracağımız yolların olmasıdır doğru olan. Ama buna dair de şeyler var Türkiye'de artık. Yani bunu bir sürü mahallede mahalle meclisleri kuruluyor artık ve bu talep ediliyor. Yeterince çalışıyor, çalışmıyor. Tabii mücadeleyle alakalı bir şey. Ama hakim olan tersi. Tam peki, o noktada. Peki.
Artık zamanımız doldu. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Biz de teşekkür ederiz. İstanbul Hepimizin hazırladığı Şehir Hepimizin programının sonuna geldik. Bugün mahallede siyaseti konuştuk. Konuklarımız Sevinç Doğan, araştırmacı ve akademisyen Hatice Kurtuluş'la. Bizim Şehir Hepimizin programları serisi önümüzdeki haftalarda da devam edecek. Bize ulaşmak isterseniz istanbulhepimizin.org web sitesi ve Facebook, Twitter, isthepimizin adreslerinden ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.